Şeker tanısını koydunuz kişiye. Peki ne yemeliyiz? Kışın çok güzel besinler var. Yazın çok güzel ama mevsimler mevsime karıştığı için artık yazında, kışında, her mevsimde elimizin altında bütün gıdalar var. Ama tabii doğru beslenebiliyoruz mu? Şimdi şeker hastası tanısında belki kişi örnek patates, havuç belki yasak ama yemeği seviyor. Evet. Doğru mu diye soralım. Ya da tatlılar, börekler, çörekler olmazsa olması sofrada. Şimdi mesele şu ki yani bizim meşhur bir sözümüz vardır. Can boğazdan gelir ama şeker Boğazdan da hastasıysanız evet, boğazdan da çıkar. çıkar Yani değil mi? onu asla unutmayın bir kere. Evet. Bir kere her sebzeyi de meyveyi de zamanında yiyin. Yani yaz meyvesini kışın yemeyin. Kış meyvesinde yazın yemeyin ya da sebzesini. Yani şimdi işte turfandalar, seralar yani her şey var. Yani Var. kışın patlıcanın, domatesin ne işi var? Yeme. Yani mevsiminde ye. Eğer bunun yanında tabii yeşillikleri tavsiye ediyoruz. Yani onlarda Oldu. sebzelerde çok büyük bir sorunumuz yok. Tabii bu söylediklerim genel hatlarıyla. Aslında kişinin boyuna, kilosuna, işte vücut kitle indeksine, şeker hastalığının tipine, kullandığı ilaçlara, şekerinin ne kadar yüksek, ne kadar kontrol altına alınıp alınamadığına göre tabii ki ve iş temposuna ve çalışmasına göre de diyeti ayarlanır. Yani Evet. siz herkese aynı diyeti veremezsiniz. Biri 3000 kalorilik ihtiyacı vardır, diğerinin 2000 kalorilik ihtiyacı vardır. Yani kişinin sarf ettiği efora göre de değişir bu. Bunları biz diyet uzmanı arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Onlar bununla ilgili ayarlamaları yapıyorlar. Ama yeşilliklerde bir sorunumuz yok. Süt, yoğurt yani yine belli miktarda. Kolesterolleri genelde yüksek olduğu için yani kaymağından uzak durun diyoruz. Bunun Mümkünse evde yanında mayalasınlar yani daha yoğurtlarını. tabii ki daha Evet. doğru. Çünkü onları diğerlerinin içerisine bir sürü koruyucu maddeler koyuyorlar. Bunun yanında meyvelere dikkat edin diyoruz. Yani hem mevsiminde yiyin hem de yani üzüm gibi, karpuz gibi, kavun gibi böyle çok yoğun şeker içerenlerden daha bir uzak Ama durun. çok da lezzetli değil mi hocam? Herkesin damak tadına uygun. Şimdi bir dilim derken bir bakmışsınız yarım karpuzu tüketen kişiler tanıyoruz. Bazen ben bile yapıyorum yani. O zaman yani şekerim kontrol altına alınamadı diye kimse şikayet etmeyecek. Çocuklarda bunu anlayabilirim. Yani bir çocuğa dondurma yemeyin, çikolata yemeyin, karpuz yemeyin gerçekten çok zor. Yani o çocuğun ona uyabilmesi çok zor. Tip 1 diyabet için söylüyorum. Ha doğru mu değil. Yani ama yerine göre çocukların bile bunlara uyduğunu görüyoruz.